Hayır. Ben bir şey yapmadım. Hünkârım. Bunu nasıl yaptın? Bana nasıl ihanet ettin? İhanet yok. Ben sana aşığım. Kulun, kölen, cariyenim. Artık sana inanmıyorum. Senin yüzünü görmek, sesini dahi duymak istemiyorum. Ha. Nesi var sultanımızın? Korkulacak bir şey değil. Sultanımız gebe. Ne dedin sen? Gebesiniz. Hay maşallah. Sultanımızın boş geçtiği sene yok. Ne bu halin? Sevinmedin mi? Tabii sevindim. Sevinçten ağlıyorum. Hayırlı sabahlar. Hayırlı olur inşallah. Neyiniz var? Hasta mısınız? Kendimi iyi hissetmiyorum. Gece kabuslar gördüm. Valide Sultanım sizi görmek istiyor. İsterseniz rahatsız diyeyim, dinlenin. Yok, demeyin öyle. Hemen hazırlanıp geleceğim. Zaten valideme söylemem gereken bir şey var. Hayırlı sabahlar. Sana da. Gel yaklaş. Bir şey mi oldu validem? Beni çağırtmışsınız. Hatice'm ve Mahidevran'la Mermer Köşk'e gideceğiz. Sen de gel. Biraz rahatsızım validem. Dün de iyi görünmüyordun. Neyin var? Midem bulanıyor. Halim yok, başım dönüyor. Hekimler baksın hemen. Baktılar zaten validem. Gebe olduğumu söylediler. Maşallah. Hadi hayırlısı olsun. Bir avazda kurtul inşallah. Tebrik ederim. Sağlıkla dünyaya gelsin. Kazasız belasız. İnşallah. Aslanımın haberi var mı? Validem, biraz dinlendikten sonra gidip hayırlı haberi vermek istiyorum. Tamam, sen git yat dinlen. Biz Mermer Köşk'e gidiyoruz. Daye, Şeker Ağa'ya söyle, Lokmalar dökülsün, şerbetler hazırlansın. Münasip bir zamanda dağıtırsınız. Müsaadenizle validem. Sultanım, Gülnihal'in yanından geliyorum. Şifahaneden çıktı. Gözün aydın. Artık Sümbül'e bakacak ona. Nigar, valide, Hatice ve Mahidevran Sultan'la Mermer Köşk'e gidecek. Onlar çıktıktan sonra arabayı hazırlat. Ben Hatice Sultan'ın sarayına gideceğim. Peki ama Hatice Sultan zaten burada. Sen dediğimi yap. Sultanım yaparım da. Neden gidiyorsun? Orada kimse yok. İbrahim Paşa'yla bir işim var. Sen benimle gel.